Yani biz milli takımız, o yüzden şansımız her zaman üst düzeydir. En iyi şekilde konsantre olup bu maça çıkacağız. Kazanmak için yine her zamanki gibi inşallah kazanırız. Bizim için önemli değil grup lideri, grup ikincisi ya da grup sonuncusu. Hiçbir önemi yok bunun. Sonuçta maç maçtır. Rakip büyük veya küçük, hiçbir zaman böyle bir durum söz konusu olamaz. Çıkıp elimizden geleni sahada yansıtacağız. Umarım iyi bir sonuçla maçtan galibiyetle döneriz ülkemize. Grupta biraz geride kaldık, beklentilerin aksine, ama bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bunu neye bağlayabiliriz? Birçok şeye bağlayabiliriz. Kesinlikle bir şeye bağlayamayız. Birçok etken olabilir. Fakat bunun değerlendirmesini, bunun düşünce kısmını hocalarımız karar verecek. Hocalarımız bakacak, değerlendirecek. Biz futbolculara düşen bu konulardan ziyade daha çok işimize sarılıp saha içinde çalışmaktır. Peki, hamile takım konusu tabii ki sürekli. Hamile takımdan davet bekliyor muydu? Çünkü sürekli konuşulan konu bu. Evet, yani şöyle bir cevap verebilirim buna. Sonuçta şu anda üstümde de milli arma var. Benim için A milli ya da Ümit milli hiçbir önemi yok. Bugün Ümit milli takımdayım. Hocam şans verirse oynarım. Yarın A milli takıma gider, çıkar oynarım. Bunun hiçbir önemi yok. Dediğim gibi bizim için en önemli şey sahada çalışmak. Gerisi başka. Yani iyi transferler yaptık. Umarım ki iyi bir sezon olur. Sezon sonunda güleriz. Çünkü buna ihtiyacımız var camia olarak. İyi de başladık. Böyle de götürürüz inşallah. Evet, önemliydi. Takıma katkı sağladıysam dediğim gibi ne mutlu bana. Çalışıyoruz. Saha içinde hocalarımızın bize söylediklerini sahaya sağlıklı bir şekilde, iyi bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıtabiliyorsam da ne mutlu bana. Bana güvenen herkese de teşekkür ediyorum. Yani çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Geçen sene bütün kartları penaltıdan dolayı yedim. Bir maçta cezalı oldum bunun için. Ufak tefek öne çıkmalardan tekrar edilen penaltılar vardı. Penaltılara çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz tabii ki de. Her idmandan sonra vakit buldukça hem eğlenceli, biraz gülerek, zevk alarak çalışıyoruz. Ama özel olarak ayrıyetten altlara antrenmanda tamamen ona odaklandığımız bir şey söz konusu değil. Ama her şey olduğu gibi ona da tabii zaman zaman çalışıyoruz. Yani önemli olan kafa yapısını hiçbir zaman bozmadan aynı ciddiyet ve aynı konsantrasyonda her zaman çalışmak ve senin de cümlene başladığın gibi abi, amatör ruhunu nerede olursan ol, nasıl bir boyutta, nasıl bir seviyede olursan ol, kaybetmeden aynı şekilde, aynı ciddiyette çalışmak. Ben de böyle yapıyorum, bundan sonra da böyle yapacağım. Yani ben kesinlikle bir kaleci örnek alma ya da benzetme gibi bir şey söz konusu değil. Ben kendi yolumda ilerliyorum. Tabii ki de küçüklüğümde ya da bu süreçte her zaman Avrupa'nın büyük maçlarını seyrediyorum. O maçlarda da iyi olan, doğru olan şeyler. Çünkü herkes hata yapıyor. Hata yapmayan kaleci yoktur. Onların iyi yanlarını alıp kendime kurgulamaya, bakarak uygulamaya çalışıyorum. Çalışmalar bu yönde yani. Premier Lig hoşuma gidiyor. Daha çabuk, daha agresif bir futbol oluyor. Dolayısıyla Premier Lig diyebilirim yani Avrupa'da. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.